Selam YouTube, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Grodas. Bugün sizlerle birlikte Stronghold maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüten Bacalar seferlerindeydik. Üçüncü bölümdeyiz. Bir önceki bölümde kurtlar hiç durmaksızın akın akın saldırıyordu. Ancak biz karşılarında dimdik, diri diri durarak aslında savunmamızı başarıyla da yapmıştık. Görev esnasında kutsanmışlığı 75'e çıkararak halkı imana getirmeyi de başardık. Sonrasında nüfusumuzu da 40'a çıkardık ve akabinde herkesin bira içmesine, yani %100 bira içmesine ulaşarak müptezel köylülerle birlikte görevimizi başarıyla tamamlamıştık. Kanalıma abone olarak videoların altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. O halde başlıyorum. Ekonomi seferleri, tüten bacalar, tepe hayaletleri, yallah. Üçüncü görev, tepe hayaletleri. Yüzbaşı, mevsim normallerinin çok üstündeki sıcaklıklarda iç kesimlere doğru ilerlerken savaştan hiç etkilenmemiş gibi görünen küçük bir köye rastladı, ancak durum hiç de göründüğü gibi değildi. Çok geçmeden haydutların ve nicelerinin bu tepelerde cirit attığı, köyde hırsızlık yapıp etrafı yok edip köy sakinlerini korkuttukları anlaşıldı. Hayırdır oğlum size derken bakıyoruz hedefimiz ne? 340 taş, 12 kılıç. O halde zamana karşı yarışmaya devam. Sight your granary sahi dedik. Hemen oduncularımızı şöyle serpiştirdik. Böyle gördüğünüz ağaçların diplerine birer ikişer tane atarsanız. Tamam, sakin. Sakin dur, köyü yapıyoruz. Bekle, yerleşimi düzenleyeceğiz. Şimdi hemen şöyle elma bahçelerinden çıtırdan atmaya başlayalım. Tamam. Sonra stockpile'i biraz genişletelim. Tamam. Ve barınak. Sanırım bu bölümde yanlış hatırlamıyorsam bir yangın sorunu yaşıyorduk. Şöyle yapalım o zaman. Tamam. Şimdi zamana karşı yarışıyoruz. Taş elde etmemiz lazım ve kılıç elde etmemiz lazım. Sıkıntı yok, halledeceğiz. Yeter ki birazcık inancımız olsun. Böyle ne olur ne olmaz. Allah muhafaza bir yangın çıkarsa vallahi bütün köyü alev alır. Umutlarım gibi. Abiciğim şurayı yapıyordun ya daha demin, ne oldu ha? Şöyle yap. Sonra market lazım. Şimdi marketi de çok da kullanışlı olan bir yere atalım. Taş üretimine başlayabiliriz. Evet, tahmin ettiğim gibi yangın çıktı direkt. Birkaç tane bina gidecek ama. Tamam, sorun yok. Sorun yok, bir şey yok. Sıkıntı yok, strese gerek yok. Endişeye mal yok. Geyikler de yandı orada. Bari kızarmış olarak toplayabilseydik onları oradan. Güzel olurdu. Demek ki neymiş? Biraz daha kuyu yapmamız gerekiyormuş. Şöyle. Binaların yanı başına. Tamam. Şöyle atalım. Evet, levhaya yakın olduğu için atamıyormuşuz. Sıkıntı yok. Şimdi biraz daha vergiyi arttırmak istiyorum ama arttıramıyorum. Tamam, bir vergi daha gelsin. Tamam. Ok üretimine başlayalım şimdiden. Marketten taş da alamıyoruz. Bandits are operating near the castle, lordship. Not enough stone, my lord. Acilinden taş lazım. Vergiyi düşürelim biraz. Neredeler abilerimiz? Geliyorlar.
kralla halletsek ya bunlara şimdilik. Binaları yıkacaklar yoksa. Baksana orayı mefta ettiler. Şuraya da atalım. Galiba gittiler. Tamam dayıcım, fazla şey yapma, gaza gelme, dön kalene. Marketten taş alamıyoruz. İşin sıkıntı kısmı o. Hemen şöyle avcılardan da atalım. Peki. Yani baksana. Koymayalım diye yapmışlar arkadaş. Ah. Tamam. Artık taş getirmeleri gerekiyor. İşte yapabilirim. Gelin bakayım okçular. Hemen. Okçularımız köyümüzü, medeniyetimizi savunmaya başlasınlar. Gel bakayım. O okçular nasıl oradan geldi? Ha, burası yıkılınca işçiye dönüştüler. Tamam. Arkadaşlar evet. Şöyle önce bir tanesini halledin. Bunu halledin. Kaçıyorlar galiba. Yürüyün lan buradan. Ama şimdi burada yine şöyle okçu atölyelerimizi arttıralım. Tamam. Nereye yandı? Tamam, orayı yıktık hemen. Yine oduna devam. Odunsuz olmaz. Hayat odunsuz olmaz. Stronghold evreninde odunsuz yapamazsınız. Şuralara da biraz tarlaları atacağım. Granary stocks are very low, sire. Apple farms must be placed on the ground floor. Gördüğünüz bütün boşlukları ince ince işleyin derim. Sonra yer arıyorsun. Çünkü yapamıyorsun yani. Bir tane bile ufacık yere ihtiyacın oluyor bir şey yapabilmek için. Wood stocks are too low, sire. Bandits are operating near the castle, lordship. Şöyle bir şey yapacağım. Buradan geliyorlar. Gelsinler abi. Tamam. Kapıları atmamdaki sebep birazdan neden olduğunu anlayacaksınız. Kapılara saldırıyorlar. Çok güzel. Benim işime gelir. Halledin. Tamam öyle. Totonuz ayaklarınızı vura vura kaçarsınız. Biraz daha vergi alalım. Demir üretimi için nereden toplayabiliriz? Şurada bir tane yer var. Gördüm seni. Marketten alabiliyor muyuz? Demir alamıyoruz. Tamam, çevredeki üretim madenlerini kullanacağız o halde. Başka da yer göremiyorum sanırım. Bakıyorum. Evet, iki tane maden ocağı yapabileceğimiz bir yer var. Seçenekleri çoğaltırsak daha fazla taş yapabiliriz. Bakalım, 60 tane taş olmuş ama kaleyi de tahkim etmek gerekiyor. Onun için hemen savunmamızı bir nebze de olsa şöyle güçlendirelim. Oradan geçiş var. Bak geçiyorlar. Sanki çay ocağına giriyorlar. Tamam. En azından bu açıda olan kısmı koruduk. Buradan geldiklerinde hallederiz onları. Taş yine aynı şekilde gelmeye başladı. Şurayı da bir güvence altına alalım. Tamam abicim, bir dakika bekle. Şurayı da kapı atalım. Siz girin içeri.
Hala taş yetersiz kalıyor. Çünkü çok uzakta. Öküzler de yavaş yavaş geldiği için. Wow! Lan gelmiş adamlar, bina yıkıyorlar. Tamam. İşin yok. Hay hay efendim, hemen derhal. Kaç tane? Tamam, bu kısmı da hallettik. Okçu üretimi nasıl gidiyor? Bir dakika. Şöyle bir tane düşürelim. Tamam. Bakıyorum. Hemen maden ocaklarını, taş ocaklarını affedersiniz. Ya ben niye bu kadar kibarım? Ne oluyor bana amına koyayım ya? Affedersiniz, affedersiniz deyip duruyorum. Affetmezseniz affetmeyin lan. Şöyle onaralım. Şu an vaziyet güzel, stabil. Çıtırdan güzel güzel gidiyoruz. Şöyle yapalım ama tahtamız yok. Tahta sıkıntısı yaşıyoruz hala. Sanırım biraz pamuk eller cebi olacak. Bu gidişte bakarsak odun kalmamış etraftan toplamalı. Siz gelin bakayım şöyle çabucak. Çıkın abicim, çık 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 çık. Kapat abi. Tamam tamam tamam, şahanesiniz. Son anda. Son anda kapıyı kurtardık. Yıksalar var ya orayı, o adamları direkt mefta, yani direkt. Hiç acımazlar. Zerre acımazlar. Açın kapıları, pencerelere. Böyle gelin siz de. Şuralarda birkaç tane daha oduncu yeri yapabiliriz. Artık şöyle kılıç üretimine de başlayalım. Ufak da olsa bir surlarımızı güçlendirelim. Ne olur ne olmaz, düşman bu. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Sağdan gelir, soldan gelir. Yıkar geçer. Bir yeri koruyalım derken öbür taraftan olmayalım. Şöyle. Tamam. Şimdi buraları da kapatacağım. Tamam, başka geçebilecekleri bir yer var mı diye düşünüyorum, bakıyorum. Herhalde geçemezler. Burayı sadece kapatacağım. Hatta bir tane de kapı atayım ben buraya yine. Bizim adamlarımız da kullan. Yürü bakayım evladım. Kapıyı da attık buraya. Tamam. Tamam. Yemek durumu çok hızlı güzel gidiyor. Aha, duvarı yıktılar. Bak gördün mü? Ben dedim size. Bir yeri savunalım derken diğer taraftan olacaktık. Abi siz saldıracak mısınız? Kaçacak mısınız? Ne istiyorsunuz oğlum siz bizden? Hayda arkadaş. Deli midir nedir? Sıkıntılılar ya. Geliyorlar, bir kapı taşı duvarı yıkıyorlar, ondan sonra gidiyorlar oradan kaçıp. Yangın, evet yangın, tamam sıçramadı. Şuraya bir kapı atarsak. Abiciğim orada koskocaman yeşillik arazi var, gidip ateşin içinden geçiyorsan o senin problemin yani, ben daha sana bir şey yapamam. Şöyle yapacağım, biraz daha düşmanı çekebiliyorsam. Evet, oduncular son kuraklığın birçok ağacı kuruttuğunu bildiriyor. Evet, artık satın almamız gerekiyor o zaman. No problem baby. Ama bir çıkınız arkadaşlar, burada bak iş yapacağız, orada dolanıyorsunuz çoluk çocuk. Bir çekin şunları ya. Heh.
Sanırım biz bu görevi çok rahat bir şekilde yapacakmışız gibi duruyor. Nereden geliyorlar? Adam yetmiyor adam. Köylü getirin. Siz şöyle gelin. Siz de böyle gelin. Çok kalabalıklar. Bunlar bir kaleye rush ederlerse var ya çok büyük sıkıntı yaratırlar bize. Bakalım duvar gitti gitti sayılır. Ya arkadaş ben anlamadım. Sahilde yürümeye gelmişler gibi bir geliyorlar. Ondan sonra gidiyorlar tekrardan. Ben harbiden anlayamadım bunların amacını. Gerçi görevin başında da demişler köylüleri korkutup kaçıyorlar diye. Demek ki o yüzden öyle oluyor. Bu arkadaşları şöyle bırakalım. Size gelin şöyle durun. Yemek durumumuz ne vaziyette? Biraz kısalım onu. Şöyle bir şey yapabiliriz. Halkın biraz daha mutluluğuna ve refahına odaklanırsak buraya şöyle şerbetçi otu tarlaları atalım. Hatta bira üretimine de geçersek hanlarla biraz daha popülasyona mutluluk sağlarız en azından. Yemekten kısıp vergiyi arttırırsak. Altına da çok ihtiyacımız yok. Gerçi görev de bitmiş. Yarısında neredeyse bitirdik görevi. Evet, şahane bir ekonomi göreviydi. Sevgili dostlar, videomu izlediğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak, videoların altına like atarak, yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.